Selamlar dostlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım gününüz güzel geçiyordur. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Böyle bir seri başlatmayı düşündüm. Böyle kafama göre nostalji bir tarzı videolar olacak. Bu Tentasyon'un tabi eski bir şarkısı. Tabi bu şarkıda bizlere ne anlatmak istemiş falan, bunların üzerinde konuşacağız. Ben bu arada reaction videolarını biliyorsunuz böyle ilk tepkim olduğu için reaction videolarında böyle çok üzerinde durmuyorum. Daha çok kulağıma nasıl geldiğini ve biraz da olsa üzerinde biraz yorum yapıyorum. Bu tabi eski bir şarkı olduğu için üzerinde konuşacağız. Yani neyse, çok uzatmadan arkadaşlar biz videomuza geçelim. Bu arada karanlık olabilir çünkü hani ışığı açmak istemedim. Bir de gölge falan vuruyor falanlar filanlar. Neyse biz başlayalım. Evet, sözleri ve kurgusunu yapan Tentasyon bu şarkıda. Bu arada bak ya, 720p indirmemişim. Düşük kalitede indirmişim videoyu. O yüzden böyle biraz bulanık. Tabii siz küçük göreceksiniz. Fazla göze çarpmayacak ama. Evet. Şimdi arkadaşlar, Sani Tentasyon'un eski sevgilisi, yani Tentasyon'un moralini bozan, hayatını şey yapan eski sevgilisi Geneva'nın tabii kendisi değil fakat ona benzeyen birini klipte oynatmışlar. Bir partide gerçekleşiyor ve partide gerçekleşmesinin sebebi de yani kurgu olarak ikisi zamanında partide Allah ne oldu oğlum ya, kamera çarpıldı. Evet, devam edelim arkadaşlar. Zamanında partide kendileri tanıştıkları için böyle bir parti üzerinden bir klip yani düşünülmüş. Bakışlara bak ya. Şarkı Moonlight, yani ay ışığı, yani burada karanlık bir klip karşımızda oluyor. Bu karanlık Tentasyon'un karanlık geçmişinden aslında bizleri, karanlık zihninden falan bizlere bahsediyor. Ve oradaki ay da Tentasyon, yani nasıl diyeyim, oradaki ay aslında karanlıktaki parlaklığı olur ya ay. Aslında bu Tentasyon'u temsil ediyor. Yani kendisi bu kadar geçmişe rağmen, böyle geçmiş yaşamasına rağmen şarkılar çıkartıp ün kazanıp başarı elde etmesi, bu da Tentasyon'un bunlara rağmen parlak olduğunu, yani demek istediğimi anladınız. Bunu temsil ediyor. Ayağa kalktı. Lan bu arada, lan Tentasyon'un annesi. Oğlum ayıp değil mi lan, çocuğun parasını yiyorsunuz. Story'de attığınızı görüyorum. Ürün satıyorsunuz, arkaya Tentasyon'un sesini koyuyorsunuz. Neyse abi ya. Ne alaka abi, ne alaka ya. Dur, buraya girmeden önce ilk versiyonda zenciler kötü düşünceliler falan diyor. Bu çoğu pusi zenciler diye geçiyor. Şimdi abi siyahi falan şey yapmayalım. Tentasyon'un bir tane videosu var. Bir kenarda göreceksiniz. Yardım yapıyor bir derneğe, okula falan. Böyle çok yardımlar yapıyor. Pozitiflik yaymaya çalışıyor ama burada laf atmak istediği şey, hani ben yardım ediyorum ama diğer zenciler, yani rapçiler, insanları kötüye teşvik ediyorlar falanlar filanlar. Burada onlara bir gönderme var. O nasıl bir bakış lan öyle? Bu arada uzun zaman sonra tekrar izleyince biraz yiyecek gibi bakıyor ya. Karizma ya. Burada da arkadaşları klibe toplamış, dans ediyorlar, eğleniyorlar. Başında Smith & Wesson'a ihtiyacım olmadığını söylüyor. Yani bu Smith & Wesson bir tane tabanca markası diyebiliriz, firma diyebiliriz. Kendisine aslında ihtiyacım olmadıktan kastettiği şey şu arkadaşlar. Kendisinin yumruklarına güveniyor. Yani Tentasyon kendi yumruklarına güveniyor ve silaha, tabancaya ihtiyacı olmadığını bizlere dile getiriyor. Bunu aktarabilirim. Gül oğlum gül. Kız arkadaşına, eski kız arkadaşı Cineva'ya bunu planladığını biliyorum tarzında bir gönderme var. Planladığı şey şu, hani iftira attı Tentasyon'a biliyorsunuz, işte hamileyim tarzında vesaire vesaire. Bunu planladı arkadaşlar kendisi. Zaten olayın aslı budur. Love şarkısına bir ufak bir gönderme var. O şarkıda işte ne kadar üzgün olduğunu bizlere dile getiriyordu. İşte çaresiz ölüyorum falan tarzında. Yani bu tarz göndermeler bulunuyordu. İşte ufak da bir olsa bir referans da bulunuyor bu şarkıda. Bakın gülerken şimdi düşünceli bir halde.
Yani aslında burada bize anlatmak istediği şey, yani insanlar arasında mutlu tamam ama yalnız kalınca böyle düşüncelere dalıyor kendisi. Yani Tentasyon'un bizleri motive ettiği bir tane video vardı. Videoda hani insanlar, hani dünyada o kadar insanlar var ama yalnız hissediyorsunuz biliyorum. Yani hissedebiliyorum tarzında. Burada da acaba o kadar insanların içinde olmasına rağmen kendini yalnız hissettiğini bizlere gönderme yapmış olabilir. Burada eğleniyor görüyoruz. Burada telefona bakıyor ama burayı anlamadım. Yani telefona bakıyor da burada giriş yapıyor. Tentasyon orada. Sonra böyle bir saniye bakışıyorlar ve devam ediyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Ulan ne şarkı dinliyordur acaba? Merak ettim. Orada esniyor mu gülüyor mu ya? Bir de uzun zaman sonra klibi izleyince gülüyordur oğlum. Niye istesin? Mal mısın Robert ya Allah? Düşüncelere dalmış. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere aktardım. Bilmiyorum beğendiniz mi beğenmediniz yorumlara yazın. Sizlere göre hareket edeceğim. Böyle yorumlarda böyle Temptation daha çok gelsin tarzında yazmayın veya 6ix9ine falan filan. Daha çok farklı rapçiler üzerinde düşünüyorum. Böyle yeni bir şarkı çıktığında reaction düşünüyorum. Bu tarz incelemeler olsun. Yani hiç ilginiz çekmeyen bir rapçi olsa bile yine de videomu izleyin arkadaşlar. Hani bana da faydası olur. Bir de hani ilginiz olmasa bile belli olmaz. Belki videomu izlersiniz. Belki biraz da olsa ilginiz artabilir o rapçiye karşı bilmiyorsanız. Bunu diyebilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, dikkat edin ve bay bay.